Şimdi bu Firewall webinar serimiz başlarken yaklaşık 2 saat sürecek olan 3 haftalık serimizde Firewall tarafından bahsedeceğiz ama konuşmanın başında da bahsettiğim gibi Muhammed'in de söylediği gibi Endpoint tarafımız olsun, Access Point tarafımız olsun, switchler yani bu ürünlerimizle ilgili de diğer serilerimizi en kısa sürede planlayıp sizlerle o webinar serimizde de buluşmak isteriz. Ben şimdi sözü Mithat'a bırakıyorum. Teşekkür ederim tekrar. Çok teşekkürler Erdi. Hepiniz geldiğiniz için teşekkür ederiz. MySys Teknoloji ve EDATA olarak bu eğitimi planladık. Sağ olsun Sonic World'a sonuna kadar destek verdi. Bu noktada bugün sizlere gerçek hayattan tecrübelere dayanarak yani teori değil uygulamalı olarak biraz da ürün kurulumlarından, ürünlerin detaylarından bahsedeceğiz. Eğitim takvimi ekranda gördüğünüz üzere haftalık olarak planlandı. Bir aksilik olmazsa bu eğitim takvimi üzerinden devam edeceğiz. Şimdi o zaman direkt başlayalım. Vaktinizi de çok fazla almayayım. İlk önce Sonic Wall ürün ailesinden başlamak istiyorum. Sonic Wall ürün ailesi çok geniş bir ürün ailesi. MySys olarak 10 yıla yakındır Sonic Wall'la birlikte birçok projeler yaptık. Artı şahsi olarak da 15 yılı buldu benim. 2007'den beri neredeyse Sonic Wall'la iç içeyim. Bu noktada Sonic Wall kendini çok fazla geliştiren, çok ileri teknolojiler kullanan bir firma. Bu kapsamda ürün ailesi olarak firewall'lardan tutun da Secure Mobile Access dediğimiz SSL VPN sistemleri, Wireless Access Point'ler, Professional Access Point sistemleri, Switch, Cloud Security tarafında Cloud App'te Office 365'in güvenliğini sağlayan sistemler, Cloud Firewall'da işte kendi cloud'unuz yani Private Cloud ya da Public Cloud olarak adlandırdığımız Amazon, Azure artı kendi cloud'unuzda VMware, KVM, Linux sanallaştırma olabilir. Artı Microsoft Hyper-V olabilir. Bunların içine kurabildiğiniz firewall sistemlerimiz var. Email Security de keza öyle. Email Security de kendi iç network'ünüze on-premise olarak kurabildiğiniz gibi hosted olarak Sonic Wall'un barındırdığı ve Sonic Wall'un yönettiği bir hosted email security sistemi mevcuttur. Ve bunları tek merkezden yönetebildiğiniz Network Security Manager'la bütün Sonic Wall ürün ailesini tek bir arayüz ile yönetebildiğiniz bir sistemi mevcuttur. Ek olarak da sizin yerinize yani Network Security Manager on-premise kendi lokasyonunuza kurmaktansa Sonic Wall sizin adınıza bütün her şeyi kurup tek bir merkezden yönetmenizi sağlayan bir security servisleri mevcuttur. Biz bugün firewall'lardan bahsedeceğiz. Firewall'larda hangi segmentlerde ürünlerimiz var? Biraz onlardan bahsedeceğiz. TZ serisi, ekranda gördüğünüz üzere en alt segmentten yani small business dediğimiz en alt segmentten en üst enterprise telco seviyesindeki segmentlere kadar ürünlerimiz mevcuttur. Burada yeni ürün ailesi geldi. Eskiden TZ600, TZ500 diye isimlendiriyorduk. TZ300 diye isimlendiriyorduk. Gördüğünüz üzere artık TZ270, 370 ürün ailesi olarak geliyor. Ve bu isimlendirmeyle de performans ve interface adetleri artmış bulunmakta. Ekranda gördüğünüz gibi 3 GB TZ370'te firewall throughput'u bulunmakta. Application Inspection'da 1,5, IPS'de 1,5. Ufak segment olmasına rağmen bu performansı, bu cihazlar nasıl yakalıyor derseniz Sonic Wall'un kullanmış olduğu teknolojiler diğer markalara göre, rakiplere göre biraz daha farklı. Yani bu teknoloji RFDPI dediğimiz bir patentli teknoloji, kendisine ait olan patenti kendisine ait olan bir teknoloji.
Ek olarak multicore MIPS işlemci kullanıyor. Bu nedenle de ürün ailesinde yüksek performanslara, küçük ürün ailesinde dahi yüksek performanslara erişebiliyor. Ufak ürünlerde access pointli versiyonlarımız, kendi dahili access pointli versiyonlarımız da mevcut. Orta segmentte gördüğünüz gibi çok portlu, 10 gigabitlik portları olan, SFP portları olan ve gördüğünüz gibi firewall inspection'ları, application throughput'ları çok yüksek olan ve 1 U'luk, bizim ürünlerimizin geneli 1 U'luktur. 1 U'luk olan ürün modellerimiz mevcut. Neden 1 U'luk diye soracak olursanız, kullandığımız işletim sistemi, RFDPI teknolojisi ve buna bağlı olarak da SonicWall'un bütünleşik mimarisi bu 1 U'luk segmentte bu kadar yüksek performansı sağlıyor. Telco seviyesindeki ürün ailemizde 2U ve 4U'luk segmentlerimiz mevcut. Burada yine uç noktalarda, interfacelerde adetlerimiz fazla. Farklı interface modellerini desteklemekte. Örnek vermek gerekirse 80 milyon connection'ı destekliyor. 6 tane işte NSSP 15700'de 6 tane 100 gigabitlik interface, 4 tane 40 gigabitlik, 16 tane 10 gigabitlik interface'i destekliyor. NSSP serilerinde 15700'de özellikle OS X 7 desteklenmekte. Bizim yeni versiyonlarımızda iki işletim sistemi var. Aslında hepsi aynı ama OS X 7 ve OS 7 diye geçiyor. OS 7'ler NSA serisi ve TZ serilerinde, OS X de NSSP serilerinde mevcuttur. Ek olarak SonicWall son kullanıcıya şöyle bir güzellik sağlıyor. Bütün ürün ailesini live demo olarak gösterebileceğiniz, yani live demodan canlı olarak sistemlere arayüzüne bağlanıp menülerini görebileceğiniz, herhangi bir işlem yapamıyorsunuz ama bütün menülerini rahatlıkla görebileceğiniz bir portalı mevcuttur. Bu portalda bütün ürün neredeyse bütün ürün ailesini hepsini görebiliyorsunuz, içine girebiliyorsunuz, detaylarına bakabiliyorsunuz. Müşteriye göstermek istediğinizde, bayilerimiz için konuşuyorum, müşteriye göstermek istediğinizde hangi ürün ailesini göstermek istiyorsanız o ürün ailesinin live demosunu açarak birebir canlı olarak gösterebiliyorsunuz. Aktif olarak üzerlerinden trafik geçmekte ve bu trafiklerde saldırı olmuş mu olmamış mı onları dahi görebiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse bir tane Enterprise serisi bir ürünü açalım. Şifre, demo, password. Burada çok kısa bir araya gireyim İtaz, sen arayüzü açarken. 12.000'li serilerimiz de artık bir önceki jenerasyon olduğu için yani bu segmentte herhangi bir proje veya talep olursa 15.700 ile devam etmeye ve desteklemeye öneriyoruz bu tarafta. Yani 12.000'li seriler bir süre sonra herhalde bu yıl sonuna doğru muhtemelen end of life evet. olacaklar. End of support değil ama üretimi, yani daha yeni jenerasyona geçeceğimiz için sonlanması konuşuluyor şu anda. Teşekkürler Erdi. Bu noktada şimdi 15700'ün arayüzüne bağlanıyoruz. Birebir üzerinden trafik geçen ve OS X 7 olarak adlandırdığımız işletim sistemi mevcut olan bir cihaz. Bu cihazda yüksek performanslı yerlerde, yani yüksek performans gerektiren yerlerde konumlandırabiliyoruz. Sanallaştırma desteğimiz mevcut. Yani sanallaştırmadan kastımız multi-tenant dediğimiz telkolarda genellikle kullanılan, işte müşterilere firewall kullanıcı arayüzü vermek istediğinizde içinde sanal firewall, rakiplerde VDOM olarak geçer.
sanal firewall olarak da operasyonlar yapabildiğiniz, kurabildiğiniz bir arayüzü mevcuttur. Burada gördüğünüz gibi yeni arayüz ve yeni interfaceler de mevcut. Şimdi biz canlı olarak size kendi EDATA ofisinde iki tane cihaz konumlandırdık. EDATA account'unun ekran görüntüsüne bakarsanız orada görebilirsiniz. TZ300 ve TZ270. TZ300 eski versiyonumuz, TZ270 yeni versiyonumuz. Arasındaki farklardan biraz bahsedeceğim. Bu farklar nelerdir? Hani hızlıca onların üzerinden biraz geçeceğiz. Ondan sonra da TZ270'te standart kurulumda neler olacak onu biraz bahsedeceğiz. Ama öncesinde SonicWall ürünün ailesini anlattıktan sonra MySonicWall diye bizim bir portalımız var. Biraz oradan bahsedeceğim. Bu portal SonicWall'a ait ürünleri register edebildiğiniz, kayıt altına alabildiğiniz ve onların lisanslarını yönetebildiğiniz bir portal. Ek olarak case açabildiğiniz form sitesine, SonicWall'un kendi globalde bulunan bir form sitesi vardır. Oraya girip orada sorular sorabildiğiniz bir portaldır. Hemen şuradan mysonicwall.com. Şifreyi giriyoruz. Bir dakika. MySonicWall hesabınız yoksa buradan rahatlıkla açabilirsiniz. MySonicWall hesabıyla SonicWall ürünlerinizi yönetebilir. Onları güncelleştirmelerini yani işletim sistemi güncelleştirmelerini alabilirsiniz. Buradan rahatlıkla işte müşterileriniz varsa müşterilerinizin ürünlerini yönetebilirsiniz. Hemen. MySonicWall hesabı ilk açıldığında karşınıza böyle bir ekran gelecek. Bu ekranda tüm ürün ailesini şu ekran geliyor, özür dilerim. Bu ekranda tenantlarınızın ürünlerini görebiliyorsunuz. Bu tenantlardan kasıt sizin alt bayiniz ya da çok uluslu bir müşteriniz var, çok adetli firewall aldı, ona ayrı bir alan oluşturup o alanda onların firewall'ını ya da ürünlerini atayıp işte firewall'lara access point'leri, endpoint security ürünleri varsa onları, cloud user'ları, lisansları hepsini tek bir account'a tanımlayıp siz tepede bir account'sunuz, altında da bayiniz ya da müşterinizin account'u olarak konumlandırarak siz buradan hepsini yönetebiliyorsunuz ve hepsini görebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere işte EDATA'nın kendi account'udur bu. Burada tanımlanmış olan tenantlar var. Tenantların altında tanımlanmış firewall'lar. Bunların lisansını, detaylarını görebiliyorsunuz. Ne zaman register edildi? Lisans durumu nedir? Ayrıyetten bir servisi aktif etmek istiyorsanız, kapatmak, açmak istiyorsanız buradan basarak ya da lisans anahtarı girmek istiyorsanız lisans anahtarını direkt buradan tanımlayarak firewall'a lisans tanımlayabiliyorsunuz. Ya da ürünlere, SonicWall ürünlerine lisans tanımlayabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi lisans çeşitleri mevcut. İşte Deep Packet Inspection SSL, ondan sonra SSH gibi ürünler.
SonicWall ürün ailesinde MySonicWall tarafında ayrıyetten sol menüde Tools menüsü altında Migration Tool'umuz mevcut. Bu ne işe yarıyor? Rakiplerden geçişte özellikle bayilerimiz ya da son kullanıcı tarafında rakiplerden geçişte zorluk yaşamaması adına böyle bir tool'umuz mevcut. Bu tool'la desteklediğimiz ürün aileleri burada mevcut. Cisco'nun, Asasa'nın işte versiyon 4'ü, 5'i, 6'sı, Checkpoint tarafı, Juniper tarafı, ondan sonra Palo Alto, Fortinet, WatchGuard, Sophos ve SonicWall'un eski versiyonlarını. Burada config dosyalarını config dosyalarını tanımlayarak, burada upload ederek size hangi özelliklerini SonicWall config dosyası olarak size iletebileceğini burada gösteriyor. Bunu kullanabilirsiniz rakiplerden geçişte. Çok karmaşık yapılar mevcutsa eğer adres objeleriniz, nesneleriniz çok fazlaysa buradan bu tanımlamayla çok rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Resource Center'ımızda Download Center'ımız mevcut. Burada sizin tanımlamış olduğunuz, register etmiş olduğunuz ürünlerinizin, ürün ailesinin imajlarını buradan görebilirsiniz. Ek olarak bazı ürün aileleri register etmeseniz dahi burada görebiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse WAF'ı, VXI'yı, ondan sonra bu ürünlerin şu anda mevcut değil ama bunları da download edebiliyorsunuz. Content Filter Client'ı ya da Terminal Server Client, Directory Service Connector'ı, bunları download edebiliyorsunuz. Mesela bizim TZ270'imiz, bakın KVM versiyonu, Hyper-V versiyonu, VMware ve Amazon versiyonlarını buradan download edebiliyoruz. Çok kısa yine araya gireceğim. Burada şöyle bir şey söz konusu tabii. Senin aslında başta söylediğin şey doğru. Download Center'da sadece sizin MySonicWall'unuza kayıtlı olan ürünlerin firmware'ları ve güncellemelerini görebiliyorsunuz. Bu distribütör account olduğu için orada aslında ekstra bir opsiyon var distribütörümüze tanıdığınız. Onlar hepsine erişim imkanı sunuyor. O yüzden. Tamam. Ayrıyetten şöyle bir SonicWall'un desteği mevcut. Genelde çok yaşamazsınız ama ben gerçek hayattan örnekler vererek de anlatacağımı belirtmiştim. Örnek veriyorum, kapalı devre bir sistemde SonicWall kuracaksınız. Kapalı devre sistemler nasıl oluyor? Mesela müşteriye gidiyorsunuz, müşteri size internet erişimi vermiyor. Yani bir SCADA sisteminin önüne koyacaksınız bu SonicWall'u. SCADA sistemleri nelerdir? İşte bir elektrik santralinin kontrol merkezine koyacaksınız. İnternete açık değildir orası. Ya da bir üretim tesisinin SCADA sisteminin önüne koyacaksınız, açık değildir. Burada SonicWall size şunu diyor, buradan IPS imzalarını direkt indirebilirsiniz. Rejistrasyonu yapıp yaptıktan sonra size IPS'i güncellemenize izin veriyor SonicWall. Rejistrasyonu yaptıktan sonra SonicWall'un hangi IPS'ini kullanacaksanız versiyonları burada yazıyor. Bakın TZ570, 270 ve Signature ID 6 olan bunları destekliyormuş. 3 olan da şu ürün ailesini destekliyor. Buradan download ederek SonicWall'un içine direkt upload edebilirsiniz. Bu bir avantajdır çünkü yaşadığımız olaylardan bazıları işte müşteri diyor ki ben sana interneti veremem, bu cihazı internet açamazsın. Peki SonicWall'u niye koyuyor oraya, konumlandırıyor? İşte iç network'ten gelebilecek saldırıları engellemek için SonicWall'u konumlandırabiliyorlar. Artık güvenlik dışarıdan gelen saldırıları engellemek değil, yan masanızdan gelebilecek saldırıları bile engellemek gerekiyor. Teknoloji ve internet güvenliği güvenlik sistemleri bunu gerektiriyor artık. Bu nedenle de böyle bir SonicWall'un özelliği mevcuttur. Buradan direkt indirebilirsiniz. Bilgi bankasına direkt erişebilirsiniz. Buradan istediğiniz kategoride çok rahatlıkla okunabilir, çok karman çorman tabiri caizse olmayan dokümanları rahat bir şekilde okuyabilirsiniz, arattırabilirsiniz. Support
SonicWall Community biraz önce bahsettiğim yine forum sitesi. Bu forum sitesinde tabii İngilizce forum sitesi. Genelde İngilizce konuşuluyor. Burada gördüğünüz gibi insanlar sorularını soruyor, paylaşımlar yapılıyor. Profesyonel kişiler, sağ tarafta gördüğünüz gibi mesela bu arkadaşlar en çok paylaşım yapan, yardımcı olan kişiler tüm zamanda. Artı bu hafta içi mesela haftalık en çok paylaşım yapan ve SonicWall bunlara puan veriyor. Bu puanlarla da bildiğim kadarıyla işte sertifikalar ve sertifika keyler veriliyor. Support'ta case'ler açabiliyoruz. Direkt buradan case açarak ürünlerinizi belirterek case'ler açabiliyorsunuz. Bu noktada başka beta programlara üye olabilirsiniz. Size daha önceden uygulamaları gönderiyorlar. Sizin daha piyasaya yayınlanmadan önce beta programa üye olduğunuz için test için size firmware'leri ya da uygulamaların paylaşımını sunuyorlar. Siz oradan test ederek yorumlarınızı yapabiliyorsunuz. Product feedback'ler sunabiliyorsunuz. Hangi versiyonda, şu versiyonda şu şekilde sıkıntılarımız var. Bildirimde bulunup SonicWall bunu dikkate alarak ona göre bir uygulama yapıyor. My SonicWall account'ı bu şekilde. My SonicWall'da sadece çok özür dilerim. Demolardan bahsettik mi? Trial software kısmından. Orayı Tabii. Bir bahsedelim çünkü o da önemli. Demo tarafında trial software'lerde SonicWall size test etmeniz, kullanmanız için demo ürünleri sağlıyor. Bu ürünler işte Network Security Manager, NSM dediğimiz sistemler, işte Email Security, Virtual Appliance, SonicWall Virtual Appliance'ı, ondan sonra SonicWall Firewall, NSA 270 serisi. İşte bu Virtual Appliance'ın işte KVM, Linux'ta free olan bir sanallaştırma mevcuttur. KVM dediğimiz. Onun üzerine kurabildiğiniz işte Hyper-V, Azure, Amazon AWS, bunları download ederek yükleyebilirsiniz. Bir aylık, genelde bir aylık ek süre isterseniz, Erdi ile iletişime geçerseniz kendisi size yardımcı olacaktır. İşte Hosted Email Security, siz lokasyonunuza hiçbir şey kurmuyorsunuz. SonicWall'un data center'ında email security ürün ailesi mevcut. Sadece account'unuzu açıp MX kayıtlarınızı hosted email security'ye yönlendiriyorsunuz. Ondan sonra bütün email security sistemini SonicWall yönetiyor ve size gelebilecek saldırıları burada engelliyor. Bunu demo olarak kurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sanallaştırma, yine sanal firewall. Local CFS Responder. Bundan birazdan bahsedeceğim. Hani çok küçük bir detay olarak bahsedeceğim. Bu ne işe yarıyor? Çok kalabalık bir, yani çok kullanıcı sayısı yüksek olan bir lokasyona kurulum yaptığınız zaman her kullanıcının internete çıkış isteği, yani content filter tarafındaki istekleri sürekli MySonicWall'da ve content filter tarafındaki SonicWall serverlara sorgu gider. Yani bu domain hangi kategoride yer alıyor? Bu sorguları çok kalabalık ortamlarda network'ü yavaşlatabilir. Bunu engellemek için şöyle bir şey yapıyoruz. Özellikle bankalarda, sigorta şirketlerinde bunu kullanabilirsiniz. Bu ne işe yarıyor? Lokale kuruyorsunuz. Lokaldeki SonicWall cihazı lokaldeki CFS server'a bağlanarak buradan sorguları çekiyor. Bu sayede CFS server'ın database'i bir sefer güncelleniyor. Yani bir seferden kasıt, her seferinde her kullanıcının sorgusunu internete göndermiyor. Kendi içinde cevabını veriyor. CMS olarak mı geçiyor Erdi, NSM olarak mı geçiyor? Network Security Manager adı altında sağlıyoruz artık. Evet. Yani CMS'i tabii ki devam ediyor ama artık yeni ürünümüz olan Network Security Manager öneriyoruz burada. Tamam.
Burada önemli olan aslında çok rahat bir şekilde belki hani ilk etapta 3 ürünü ben ön plana çıkartabilirim. Çok az yorum katmam gerekirse. Capture Client yani endpoint tarafında 10 client'a kadar bir aylık bitirsin söylediği gibi bir demo imkanı sağlıyor Advanced lisansta. Endpoint çözümümüzü denemenizi öneririm. Çünkü hem de Firewall'la beraber ortaklaşa çalışan bir yapısı var SonicWall tarafında. Dolayısıyla mevcut bir SonicWall'unuz varsa daha da verimli çalışan bir konuşma yapısı oluyor kendileri arasında. SMA 500V dediğimiz uzaktan güvenli erişim modeli belki hani oradan da çok kısa bahsedebiliriz. Bu da özellikle bu pandemi döneminde daha da ön plana çıkan işte evden çalışma durumu için clientlarınızın daha güvenli bir VPN sağlaması. Yani bu nedir? İşte sadece kullanıcı adı ve şifreyle değil de işte device bazlı bir kontrol olsun ya da işte bir OTP doğrulaması olsun. Veya tamam device olsun ama işte o device'ın içindeki RAM ID'sine kadar ya da hani çok detaylı bir şekilde VPN katmanı sağlıyor size. En beğendiğim özelliği de benim şahsi olarak always on dediğimiz bir özellik var. Yani kendi cihazını kullansa bile bu agent sayesinde merkeze VPN yapmadan herhangi bir internete çıkamıyor. Dolayısıyla dışarıda ortak bir noktada yani bir kafe olabilir, havalimanı olabilir veya evinde kendi bilgisayarını kullansa dahi şirket politikalarına otomatik olarak zorunlu tutuluyor ve böyle bir VPN yapma zorunluluğu var. Burada tabii şöyle bir şey, kısaca anlatıldığında belki çok şey gözükmüyor ama bununla ilgili de Meetup'ta önümüzdeki dönemlerde bir demo yapabiliriz yine. Evet. Çünkü son dönemde bizim çok nasıl söyleyeyim ön plana çıkan bir ürünümüz. Sadece Türkiye için söylemiyorum, globalde de bu böyle. Onun dışında dediğin gibi zaten bütün ürünlerimize bir ay buradan ücretsiz bir şekilde full lisans geliyor. Bu arada onu da söyleyelim. Hani öyle bir lisanslamalarla ilgili sınırlarımız da yok. Bir ay boyunca demo yapabilirler. Teşekkür ederim. Efendim? SMA'de araya gireceğim. SMA'de şöyle bir ufak detaylar vereyim biraz. İnsanların hani arkadaşların kafasında canlanması için. SMA'de örnek veriyorum, dışarıdan kullanıcı herhangi bir cihazı kullanabilir isterseniz. İsterseniz sadece şirkete ait laptop'tan bağlanmasını sağlayabilirsiniz. Yani burada neyi sağlıyorsunuz? Şirkete ait belli yazılımlar yüklüyse mesela makinede VPN yapsın. İşte antivirüsün güncel mi değil mi? Antivirüs güncel değilse içeriye dahil etme bu kullanıcıyı. Zombi zonu dediğimiz ya da ayrı bir zona, guest zonuna dahil et, iç network'e erişemesin. O kullanıcıya erişim izni verme. Ya da üniversitelerde genelde yaptığımız bir çalışma, öğrenciler için mesela öğrenciler uluslararası kütüphaneye erişmek zorunda ve bu uluslararası kütüphaneye üniversite yönetimine diyor ki sadece üniversitenin IP'sinden bağlanabilirsin. Öğrencilere ayrı bir zon alan oluşturup öğrenci dünyanın neresinde olursa olsun öğrenci ID'si ve şifresiyle, okulun verdiği öğrenci ID'si ve şifresiyle SSL VPN'le herhangi bir client yüklemeden, herhangi bir client yüklemeden web arayüzünden direkt diğer kütüphanelere, uluslararası kütüphanelere erişebilir. Bu da bir SMA tarafında çok büyük bir avantaj. Biz böyle bir proje yaptık. Bu projede öğrenciler okul içinde olmasına gerek yok. Dış dünyadan sadece browser'a girerek öğrencilere tanımladığımız kütüphane linklerini tanımlayarak oradan istedikleri gibi kütüphanelerde araştırma yapabiliyorlar, sorgulama yapabiliyorlar, dokümanları indirebiliyorlar. SMA bu şekilde işlemleri çözebiliyor, problemleri çözebiliyor. MySonicVault tarafında şimdi ürün rejistrasyonuna gelelim. Ürün rejistrasyonunda çok kolay bir rejistrasyon yöntemi var. İlk önce bir örnek vermek gerekirse hemen TZ270'e bağlanayım. Bir ürünü kurmadan önce ilk önce register etmemiz gerekiyor. Register ettikten sonra artık bütün işlemleri açık hale geliyor cihazımız. Register etme işlemi için bizden seri numarası istiyor. İlk önce tenant'ı tanımlıyoruz. Bu cihaz kime ait? Sonra seri numarasını tanımlıyoruz. Ve bizden authentication kodu istiyor. Authentication kod ana ekranda yazıyor.
Önce kayıtlı olduğu daha önce için. kayıt olduğu için yukarıda uyarı verdi. Burada ismini kaydediyorsunuz. Yani ismini yazıyorsunuz. Bu cihaza bir işte lokasyon adı verebilirsiniz. Bu cihaz nerede? İşte firmanın adını verebilirsiniz. Firma işte lokasyonu şu lokasyon diye. Ve next dediğiniz anda artık siz management options olarak cloud'u mu kullanacaksınız, on-premise mi kullanacaksınız? Bunu soruyor. Ondan sonra register ediyorsunuz. Register ettikten sonra tek yapmanız gereken şu, device'e geliyorsunuz. Buraya geldiğiniz anda size kullanıcı adı şifre soruyor. Şu menüler gelmiyor. Biz daha önceden register ettiğimiz için bu menü geliyor şu anda. Ama register olmayan bir cihazda sadece kullanıcı adı şifre soruyor. O kullanıcı adı şifre ekranına MySonicWall hesabınızın kullanıcı adını ve şifresini girdiğiniz anda cihazınız otomatikman MySonicWall'a login oluyor ve lisanslarını çekerek aktif hale geliyor. Aktif hale geldikten sonra istersen eğer de burada lisanslama modelini biraz anlat, ondan sonra ben devam edeyim. Tabii evet, zaten biraz da hızlanabiliriz artık herhalde çünkü vakitte nasıl geçiyor ben de anlamadım. Şöyle hızlıca lisanslama modelinden bahsedelim. Belki eskiden SonicWall'un lisanslama modeliyle ilgili bir tecrübe edinmiş olan arkadaşlar için. Advanced ve işte comprehensive dediğimiz lisanslama modellerimiz vardı eskiden. Bu neydi? İşte sandbox özelliği olsun mu içerisinde olmasın mı? Bizim zaten standart lisanslama modellerimizin içerisinde IPS, IDS, application control, gateway, antivirüs ve aynı zamanda content filter service default olarak geliyordu. Biz daha önce bu 4 yıl kadar önce sandbox'ı da ekledik ve bunu advanced olarak lanse etmiştik. Artık SonicWall diyor ki sandbox zaten olmazsa olmaz bir özellik. Yani bizim bunu olmadığını düşündüğümüz bir lisanslama modelimiz kalmadı. Şu anda artık şöyle bir şey yaptık. Türkiye'de essential lisanslamaları getiriyoruz. Ve essential lisanslamanın içerisinde standart işte bildiğimiz Next Generation Firewall lisansları olduğu gibi Capture Advanced Threat Protection dediğimiz sandbox lisanslamamız ve aynı zamanda eğer mail sunucunuz içerisindeyse, şirket içerisindeyse bir anti-spam lisanslaması da geliyor. Bu lisanslama modellerinin hepsi tek bir lisans adı altında Essential Protection Service olarak geliyor. Donanım tarafıyla ilgili de şöyle kısa bir bilgi vermem gerekirse, bu lisanslamalarınızı siz düzenli bir şekilde yaptığınız sürece de SonicWall tarafında lisansı olan her ürünün donanım garantisi de devam etmektedir. Bu da bazen çünkü gelen sorular arasında oluyor lisanslama modeliyle ilgili. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Teşekkürler Erdem. Rica ederim. Burada şimdi SonicWall ürün ailesinde firewall tarafında IP adresi fabrika çıkışlı hep aynıdır. 192.168.168.168'dir. Bu IP adresine direkt girdiğinizde HTTPS'e yönlendirilir ve ürün arayüzüne girersiniz. Ürün arayüzü lisanslamayı yaptıktan sonraki menülere geliyorum şimdi. Burada TZ270 ve TZ300 arasındaki farkları biraz bahsedeceğim. Hemen TZ300'ümüzü de açalım. Biz manuel olarak bunun IP'sini değiştirdik. Bu da normalde 192.168.168.169'du. TZ300'ün arayüzü beyaz arka planda biraz daha karmaşık gözükebilir. Bundan bir önceki versiyona, bir önceki menüye ve bizim en çok kullandığımız menü stili tree şeklinde olan bu şekilde bir menü stili var. Yeni arayüze TZ300 için konuşuyorum. Versiyon 6 arayüze geçişte bu şekilde yapabiliyorsunuz. Burada cihazınızla alakalı bütün bilgileri ayrı ayrı menülerden toplayabiliyorsunuz. TZ270'te ise artık daha performanslı bir arayüz, daha detaylı bilgileri sunabildiği bir arayüz getirdi SonicWall. Bu arayüzde işte ürünün isimlendirilmesinden tutun seri numarasına, product code'dan kasıt ürünün donanım kodudur.
işletim sistemi versiyonuna, connection üzerinde şu andaki connection sayılarına, maksimum ne kadarı destekliyor, şu anda geçerli olan ne kadar, maksimum kaça çıkmış, anlık olarak kaça çıkmış, 125'e kadar çıkmış mesela. Şu information butonuna bastığınızda ya da üzerine geldiğinizde size farklı konfigürasyonlarda bu cihazın ne kadar connection desteklediğini gösteriyor. Örnek vermek gerekirse application flow external collector servisleri aktif olduğunda maximum stateful packet inspection 750 bin, deep packet inspection 75 bin olarak geliyor. DPI connection'da anlık olarak gördüğünüz gibi 187.500 olarak geliyor. Siz eğer bunları kullanmazsanız, bu iki servisi kapatırsanız ve kullanmazsanız performans nasıl artıyor? CPI'de 1 milyon, yine maksimum deep pakette 1 milyon, yanlış okumuyorum değil mi? 100 bin, özür dilerim. Burada 100 bin. Ve deep packet inspection connection anlık olarak connection açma limiti de 250 bin olarak geliyor. Sistem durumunu görebiliyorsunuz. Şu menüyü biraz kapatalım, sola çekelim. Sistem durumunu, işte bizim işlemcilerde şöyle bir özelliğimiz var donanımlarımızda. Management plane ve data plane diye bir olayımız var. Bu rakipler, bazı rakiplerimizde de var. Management plane'de core 0, işlemcinin core 0'ı sadece management için ayrılmıştır. Yani web arayüzünün gelmesi, belli servislerin core 0'da çalışması gibi işlemler management plane'de işlem görür. Core 0'ın durumunu, anlık durumunu gösterir. Ve data plane'den kasıt da diğer core'lardaki iş yükünü gösteriyor. Sistem kullanım, band genişliğinizi görebiliyorsunuz. Active connection durumlarınızı görebiliyorsunuz. Servis lisanslama modelinizi ve lisanslarınızın hangisinin lisanslandığını görebiliyorsunuz. Mesela bu grup lisanslı ama şu anda pasif moddalar. İşte content filter servis yine lisanslı, aktif şu anda. Default, çünkü default content filter kuralımız tanımlı, fabrika çıkışlı geliyor. Encrypted lisanslı, yani DPI SSL ve DPI SSH lisanslı. Anti-spam lisanslı ama pasif durumdalar. Sağ tarafta yine interfacelerimizin IP durumlarını görüyorsunuz. IP tanımlamaları yapıldıysa bunları görebiliyorsunuz. VLAN tanımladıysanız onları dahi görebiliyorsunuz. Dikkat ettiyseniz üst tarafta 4 çizgi butonu geldi. Bu butonlara bastığınızda doğrudan direkt bu menünün içine girebiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse şuraya gidelim. İnterfeyslere bastım. Beni direkt network menüsü altında interface menüsüne götürüyor. Bu sayede ana menüden direkt alt menülere hızlı bir geçiş yapabiliyorsunuz. Üst tarafta gördüğünüz gibi cihazımızın ön arayüzünün grafiksel arayüzünü görebiliyorsunuz. Görüntüsünü görebiliyorsunuz. USB'lerde bir USB slotlarını, güç kaynağını, yani power supply, small business segmentimizde artık çift power supply'ı destekliyor. TZ670, 570 de, RD570 de destekliyordu sanırım değil mi? Doğru. Doğru, 570. Şöyle, yani NSA serilerimizdeki gibi redundant power supply olarak ayrı satın alınmıyor. Ama iki power supply girişi olarak geliyor. Yani evet. İki adaptör alınırsa iki farklı adaptörle yedekli çalışabiliyor. Bazı müşterilerde bu çok büyük bir avantaj sağlıyor bize. Niye? Ürün performansımız, bizim giriş segmentlerimizdeki ürün performansımız çok yüksek. Ama müşteri diyor ki ben yedek power supply istiyorum. Bunun nedeni konumlandırdığı lokasyon çok kritik seviyede. Biz burada ikinci bir adaptör vererek bu adaptörle bu olanağı sağlamış oluyoruz ve o projeye dahil olabiliyoruz. Burada ön arayüzünde ışıklandırmalarda hangi ışıkların yandığını gördüğünüz zaman hangi servislerin aktif olduğunu ya da hangi portların aktif olduğunu görebiliyorsunuz. 5G desteğimiz var.
USB slota 5G takarak, U0 slotuna 5G modem takarak buradan direkt yedek hat olarak kullanabilirsiniz. Hard disk durumunu, işte storage desteğimiz var. Storage kartını taktığınızda burada hard disk durumunu görebiliyorsunuz. Ön tarafındaki ışıklandırmalar bu şekilde. Arka tarafında da portların hangisi aktif, hangisi pasif modda onları görebiliyorsunuz. İşte yedek power supply varsa şu simgeden, yani 12 volt yazan sağ tarafta, ondan bir tane daha var. Orada görebiliyorsunuz. Aktif mi, pasif mi, bu şekilde görebiliyorsunuz. Storage durumumuzda keza yine bizim 1 GB'lık bir flash'ımız var içinde ama ikinci bir storage'imiz yok. Burada kullanım oranını görebiliyorsunuz. İkinci öyle. Çok özür dilerim Mithat. Storage ile ilgili 570 ve 670'te default olarak storage geliyor içerisinde 32 GB. Ama evet, tüm TZ serilerimiz burada senin de gösterdiğin gibi istenirse SSD yapısıyla 256 GB'a kadar destekliyor. Evet. Storage ne işimize yarayacak? Burada eskiden biz logları sürekli kendi flash'ın içine, yani birinci storage'e aktarıyorduk. Bu da raporlama çekmek istediğimizde, bir troubleshooting yaptığımızda logların gelmesini biraz geciktiriyordu. İkinci storage'i koyduğumuzda artık logları içine kaydedebiliyoruz. Boyutu kadar hem logları hem konfigürasyonları ikinci storage'e kaydedebiliyoruz. Device menüsü haricinde burada gördüğünüz gibi birçok alt tab şeklinde menüler geldi. TZ300'ümüzde bu menüler yok. Versiyon 6'da böyle bir menü mevcut değil. Sadece sol tarafta tree şeklinde menülere girerek tek tek görebiliyorsunuz. İşte mounting monitör, protokol monitör, bunların ne kullanım oranlarını görebiliyorsunuz ama burada SonicWall size aktif olarak hangi trafiğin geçtiğini oranlarını oranlı olarak gösteriyor. İsterseniz grafik olarak görebilirsiniz. İsterseniz map olarak görebilirsiniz. Active Directory entegrasyonu yaptıysanız ya da LDAP entegrasyonu yaptıysanız en çok session açan kullanıcıları görebiliyorsunuz. Engellenen session'ları görebiliyorsunuz. En çok data gönderen, data alan kullanıcıları görebiliyorsunuz. Sağ tarafta dikkat ettiyseniz böyle bir menümüz var. Yukarıda da aslında böyle bir menü var. Evet. Yukarıda da böyle bir notification center'ımız var. Burada cihaz üzerinde uyarıları size pop-up şeklinde veriyor. Burada işte sistemle alakalı 5 tane uyarı vermiş. Ondan sonra message of the day dediğimiz işte günlük mesajlar veriyor bize. Neler var? İşte paket capture'ı aktif açık bırakmışız. Unutmuşuz, örnek veriyorum. Ya da şifreyi değiştirmemişsiniz gibi mesajlar verebiliyor. Ayrıyetten alt tarafta SonicWall'un yayınladığı anlık raporları görebiliyorsunuz. İşte Mart 18'de ZXL'e çok büyük saldırılar yapılmış. ZXL ile alakalı çok büyük saldırılar yapılmış. İşte raporu buradan tıklayarak direkt açıp okuyabiliyorsunuz. Android tabanlı Mart 18'de yine saldırılar olmuş. SonicWall'da grid mimari mevcuttur. SonicWall'un bütün ürün aileleri birbirleriyle eş zamanlı olarak haberleşir. Yani bu haberleşme aslında rapor sunma gibidir. Sizin cihazınız üzerindeki saldırıları merkeze iletir. Merkez de bunları bir rapor halinde bütün dünyadaki SonicWall kullanıcılarına iletir. Burada işte şu saldırı yöntemi çok fazla yapıldı gün içerisinde gibi size raporları sunuyor. TZ300 tarafında böyle bir özellik yok. TZ300'de direkt dashboard tarafında lisanslama modeli, encryption ve file scanning tarafında capture ya da antivirüs tarafında taranan dosyaların raporlarını sunduğu basic bir arayüzümüz var. İşte kullanıcıların top 5 IP'ler, top 5 client,
işte 10 riskli uygulama, en çok kullanılan ya da saldırı alan uygulama, bunları raporladığı bir TZ300 tarafında arayüzümüz var. Eski segmentteki arayüzümüzün performansı biraz daha yavaş. Bunun nedeni dediğim gibi bütün logları aynı flash'a kaydetmek istediğinde ve canlı olarak raporları size sunmaya çalışıyor. Yani anlık olarak akış sağlıyor. Loglarda da olsun, ana ekrandaki işte uygulamalarda da olsun size sürekli anlık olarak logları ve raporları sunmaya çalışıyor. Firewall TZ270'te böyle bir şey yok. Yani şöyle bir özellik var TZ270'te artık. Örnek vermek gerekirse, mesela şöyle yapalım, bir dakika. Polisiye gidelim. Polisi'de access rule'a geldik. Bakın alt tarafta counter pause var. Pause counter var. Burada pause ettiğiniz anda artık size hit sayılarını aktif olarak sunmaz. Live counter dediğiniz anda bu kural ne kadar kullanılmış, anlık olarak canlı size göstermeye çalışır. Tabii bu da Sonic Vault tarafında, yani işletim sistemi tarafında ek iş yükü demektir. Genelde standartta bu kapalı gelir. Siz anlık olarak görmek istediğinizde, bir troubleshooting yaptığınızda ya da bir işlem yaptığınızda bunu görmek istiyorsanız aktif hale getirip burada bu kural ne kadar kullanılmış, kaç adet kullanılmış, bunları görebiliyorsunuz. En son mesela bu kural ne zaman kullanılmış, bunu görebiliyorsunuz. TZ300 serilerinde bu mevcut değil. Aktif olarak sürekli size canlı olarak sunmaya çalıştığı için performans olarak da TZ270'e oranla biraz daha düşüktür. Şimdi kuruluma geçelim isterseniz. Hani ürün ailesinin ve arayüzünü gördük. TZ270. TZ300'e çok değinmiyorum. Artık bunlar end of sales olmak oldu gibi bir şey. Yanlış bilmiyorum değil mi Erdem? 300 oldu. 350'ler şu anda devam ediyor satışları. Ama biz artık yani Türkiye'de 350'leri değerlendirmiyoruz. Onun yerine 350'den daha da performanslı olan 270 serileriyle evet, devam ediyoruz. Distribütörümüzün de stoklarında bulunuyor zaten. Aynen. Yani TZ300'ler, bu segmentler gerçekten performanslı cihazlar ama yeni TZ270'ler onlardan kat kat daha performanslı. Şöyle örnek vermek gerekirse TZ300, TZ serimiz, bizim TZ600 serisi örnek vermek gerekirse rakiplerimizde neredeyse 1 U'luk, 2 U'luk ürünlerle yapılabilen performans kıyaslamalarında bizim TZ600'ler daha performanslı geliyor. Bunun nedeni başta da söylediğim gibi RFDPI teknolojisi, Sonic Wall'un kendi işletim sistemi, Sonic Wall bu arada real-time operating system kullanır, RTOS dediğimiz. Yani RTOS kullanmasının avantajları çok büyüktür burada ve RFDPI kullanmasının avantajı büyüktür. Bu nedenle bizim donanımlarımız küçük gözükebilir ama performansları gerçekten çok ileri seviyededir. Şimdi standart kuruluma geçelim isterseniz. Lisanslamayı yaptık. Lisanslamayı nasıl yaptık? Geldik buraya, lisanstan kullanıcı adı şifremizi girdik ve bütün lisanslarımızı sistem çekti. Ama ondan önce bizim bir IP tanımlamamız gerekiyor. Bu IP'yi tanımlarken Network menüsü altında interface'te IP tanımlaması yapmamız gerekiyor. Bu tanımlamada artık eskisinden daha kolay bir şekilde menülere girebiliyoruz. En büyük avantaj yeni versiyonlarda şöyle oldu. Eskiden pop-up şeklinde geliyordu menü. Bu pop-up, işte Opera kullanıyorsanız Opera'nın direkt ikinci bir Opera açarak pop-up yapıyordu. Explorer kullanıyorsanız ikinci bir Explorer açarak pop-up yapıyordu. Bu bizim için biraz zor oluyordu. İşte menü gözükmüyor, pop-up blokerlar engelliyor. Bunun gibi işlemler oluyordu. Onu düzeltmek zorunda kalıyorduk. Ama artık HTML olarak bir pop-up geliyor. Bu pop-up da
Çok rahat bir şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Biz şimdi dış bacağımızı internete çıkarmamız lazım. Daha önceden yaptık ama ben yine de göstermek açısından örnek vererek anlatacağım. Sonic Wall'un interfaceleri X0, X1, X2, X3, X4, X5 ve bunun gibi uzayan şekilde gidiyor aşağı doğru. X0 her zaman LAN bacağıdır. Bunu değiştiremezsiniz. Şöyle kapatayım. X0'ı hiçbir zaman değiştiremezsiniz. LAN bacağıdır. X1 WAN bacağıdır. Bunu gördüğünüz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ve diğer interfacelere de istediğiniz gibi müdahale edebiliyorsunuz. Burada Sonic Wall'un load balancing özelliği çok iyi çalışmakta. Siz arkasındaki istediğiniz kadar portu WAN bacağı olarak tanımlayabiliyorsunuz. Biz şimdi X1 üzerinden gidelim. X1'i WAN zone olarak seçtik. IP olarak, protokol olarak hangilerini seçmemiz gerekiyor? Eğer müşteride ADSL varsa, PPOE, burada dikkat etmeniz gereken özellikle PPOE'de MTU size durumumuz. Şimdi en çok Türkiye'de ne yazık ki internet altyapısı çok sağlıklı değil. Yaşadığımız sıkıntı şu, müşteri ADSL kullanıyor. Türk Telekom ya da herhangi bir servis sağlayıcı diyor ki ben diyor işte 100 megabit'e kadar destekliyorum. Ama müşterinin bulunduğu lokasyon POP noktasından uzak olduğu için ADSL'in handikaplarından biri budur. POP noktasından uzak olduğu için MTU size'ı düşürmeniz gerekmekte. Standartta WAN bacağında MTU size 1500 gelir. PPOE'de standartta 1498 yapmanız lazım bunu. Ama müşterinin lokasyonu Türk Telekom santraline ya da servis sağlayıcının santraline uzaksa bunu düşürmeniz lazım. Bunu hesaplayarak ya da test ederek bulmanız lazım. Mithat, şöyle kısa bir örnek vereyim. Geçen hafta yaşadık daha Anadolu'da bir şehirde. Yani 1000'de mesela oturdu. İşte başka bir lokasyonda yine aynı şekilde 500'lere kadar çektiğimiz oluyor. Bu tamamen dediğin gibi altyapıyla alakalı. Evet. Genelde ben yurt dışından aldığım feedback 1000 yapmamız olmuştu. 1000'de de şu anda hiç sorun yaşamıyoruz ama düşürmek gerekiyor bazı lokasyonlarda senin de söylediğin gibi. Yani burada şöyle bir handikap daha var. Aslında Sonic Wall'la alakalı değil. Örnek veriyorum, POP noktasına çok yakınsınız. Ayrı bir senaryo bu. Yaşadığımız bir senaryo. POP noktasına çok yakınsınız. Ama bina çok eski. Binadaki kullanılan bakır kablolar çok eski. Araya bir de modem koyuyorsunuz bridge moda çekmek için. Sonic Wall'un arkasında ADSL portu yok. Bridge moda çekmek için bir modem koymak zorundasınız. Modem koyduğunuz anda yine ADSL bağlantısı sağlayamıyorsunuz. Modemi PPO'ya çekiyorsunuz. Bridge moddan çıkartıp PPO'ya çekiyorsunuz. Çalışıyor. Ama bridge moda çektiğiniz anda modem sinyali biraz daha zayıflattığı için Sonic Wall hat oturmuyor. Burada yine MTU size'ı düşürmeniz gerekiyor. MTU size'ı nasıl düşüreceksiniz? Nasıl test edeceksiniz? Onu birazdan göstereceğim. Biz burada WAN bacağımızı statik yaptık. Hangi WAN türlerini destekliyoruz? DSCP, PPOE, TP2P, L2TP, TAP, WIRE modlar destekliyoruz. En çok kullanılan mod statik ve PPOE'dir. Şu iki mod özel konfigürasyonlarda kullanıyoruz. İşte inline olarak, Sonic Wall'u firewall olarak değil de bir IPS olarak kullanacaksanız ve network'ü kesmek istemiyorsanız, bazı kurumlar şunu isteyebiliyor. Ya ben ikinci bir firewall alacağım ama bunu sadece IPS olarak kullanacağım. Benim network'ümü işte port aç port kapa yapmasın. Inline olarak dediğimiz IPS modelini kurabiliyorsunuz. DNS serverları tanımlayabiliyorsunuz. Comment olarak işte bu WAN bacağı, işte Türk Telekom WAN bacağı diyebilirsiniz. TürkNet WAN bacağı diyebilirsiniz.
Link speed'i arka tarafta eski bir işte Cisco asanız varsa sadece 100 megabit'i destekliyorsa şurada full duplex 100 megabit yapabilirsiniz elle. Bazen anlaşmayabiliyor. İnterfeysler normalde otomatik anlaşması lazım ama bazen anlaşamayabiliyor. Bant genişliği, bu interface'te ne kadar bant genişliği kullanılacak? Yani siz mesela 50 megabit internet aldınız. Bu interface'e 50 megabit tanımlayarak bu şekilde tanımlayarak artık bundan sonra bu interface üzerinde bandwidth management da yapabiliyorsunuz. Servislerde işte bu interface dışarı WAN bacağı olduğu için HTTPS açık olsun mu? Yani siz bu cihazı dışarıdan yönetmek istiyor musunuz? Ya da ping atılabilsin mi bu cihaza? Dış bacağına yani şu interface'e 103 nolu IP'ye ping atılabilsin mi? Ya da bir SNMP protokolünü açarak dış dünyadan cloud'dan bir yönetim yazılımıyla cihazın raporlarını anlık olarak almak istiyor musunuz? SSH açık kalsın mı? Bunun gibi servisleri açarak interface'ler üzerinde tanımlamalar yaparak özelleştirebiliyorsunuz. Biz sizin için hızlandırmak açısından önceden IP tanımlamalarını yaptık. Lisanslamayı da yaptık. Lisanslama zaten çok basit. Aldığınız ürün direkt lisanslı olarak geliyor. Sadece register etmeniz ve kullanıcı adı şifresi girmeniz yeterli. Spesifik durumlarda lisanssız geliyor. O da nedir? Yedek cihaz olarak kullanacaksanız cluster olarak onun için de lisans gelmiyor. Onun için Erdi ile iletişime geçmeniz ya da EDETA ile iletişime geçmeniz lazım. İnterfeysi tanımladık. Diyelim ki biz 2-3 tane interface tanımlayacağız. WAN bacağını tanımladık. Daha sonra IP DHCP server'ımızı tanımlayacağız. SonicWall'un en güzel özelliklerinden biri DHCP server'dır. Neden? DHCP server akıllı bir DHCP server. DHCP server'da IP çakışma engelleyici mevcuttur. Çok kalabalık ortamlarda şöyle sıkıntılar yaşanabiliyor. İşte dışarıdan bir personel kendi notebook'unu getiriyor. IP'si sabit. IP çakışması yaşayabiliyorsunuz. Ya da kullanıcı kendi inisiyatifiyle kendi IP'sini gidiyor sabit yapıyor. DHCP scope'un içinde sabit yaptığı için IP çakışması yaşanıyor. Bu sefer network'te karmaşalar oluşuyor. Bu nedenle şu servis aktif hale, standart aktif geliyor. Aktif hale, eğer kapalıysa aktif hale getirin. Aktif hale geldiği anda SonicWall network'teki IP ARP tablosunda inceleyerek IP çakışmalarını engelliyor. Bir kullanıcı IP istediğinde SonicWall'dan aynı IP'yi bir daha vermiyor. Buradan ikinci bir seçeneğimiz de persistence. Persistence ne işe yarıyor? Normalde DHCP'nin IP dağıtma esnasında IP'leri saklama havuzu memory'de saklar. Yani flash'e yazmaz. Geçicidir. Cihazı restart ettiğinizde otomatikman silinir bunlar. Persistence'ı seçtiğiniz anda artık bir cihaz IP aldığında otomatikman o IP'yi bir dahaki başlatmada da yine alacaktır. Bu ne işimize yarıyor? Yani özel bir cihazımız var, printer'ımız var, bir şeyimiz var. Menüsüne giremiyorsunuz. İşte IP tanımlaması yapamıyorsunuz. Bu sayede IP'yi sabitleyerek, yani herhangi uğraşmadan sadece şu servisi aktif hale getirerek IP'yi sabitleyerek artık o IP üzerinden işlem yapabiliyorsunuz. Sabit olarak kalmış gibi, yani elle tanımlamışsınız gibi işlem yapabiliyorsunuz. IP'li server tarafında, DHCP server lease scope tarafında standart tanımlı olarak sizin interface'leri tanımladığınız anda otomatikman burada oluşan IP scope'larınız oluşuyor. Tanımlamaları var. Mesela ayrı bir interface yarattınız. IP'yi tanımladığınız anda interface'e burada scope'lar oluşuyor. Bu scope'lar mesela burada bir editleyelim. Mithat, bu arada
şöyle bir şey soracağım. Onunla ilgili bilgi vermedik. Hani Mustafa Bey mesela bir soru sormuş. Soruları ne yapacaksın? Daha sonra mı cevaplandıralım yoksa? Son 30 dakika zaten 2 saat diye konuşmuştuk. 15 dakikamız Evet. kalmış. Son 30 dakika olarak şey Tamam. 30 dakika içinde yani 15 dakika sonra sorulara geçebiliriz. Ben Tamamdır, peki. buyum biraz. IP Scope'da da tanımlamaları yapıyoruz. Zaten hazır geliyor ama siz değiştirmek istiyorsunuz scope alanını. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Least time'ını tekrar değiştirebiliyorsunuz. Gateway değiştirebiliyorsunuz. Comment tanımları. DNS mesela bu IP scope için farklı bir DNS server tanımlayabilirsiniz. Farklı bir domain tanımlayabilirsiniz. Çok Sonic World'da şöyle bir özellik var. Birden fazla domain'i destekleyebiliyor. Yani network'ünüzde birden fazla domain varsa bunları Sonic World'da partitioning özelliği vardır. Burada tanımlayabiliyorsunuz. Ayrıyeten DNS tarafları ve IP taraflarını da tanımlayabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse IP santraliniz var. Cisco Call Manager'ınız var. Bunları tanımlayabiliyorsunuz. Direkt DSCP'den otomatikman alabiliyor. Cihazlar, IP telefonlar olsun, telefon, soft phone'lar olsun buradan alabiliyorlar. IP'yi tanımladık. Güvenlik servislerini aktif hale getirelim. Güvenlik servislerinde güvenlik servislerimiz bizim Gateway Antivirüs, Anti-Spyware Intrusion Prevention, GIP Filter, Botnet, Application Control ve Content Filter olarak güvenlik servislerimiz mevcut. Sonic Wall, Next Generation bir firewall. Artık sadece port aç, port kapa ya da NAT yapmak firewall'lar için yeterli değil. Çünkü saldırı yöntemleri o kadar çok gelişti ki bu güvenlik servislerine ihtiyacımız var. Bunun haricinde DPI SSL, DPI SSH, Capture ATP bunlar bizim güvenlik servislerimiz. Bunları aktif hale getirmek çok kolay. İsterseniz Sonic Wall sizin adınıza One Touch Installation yaparak tek bir butona basarak her şeyi aktif hale getirebiliyor. Örnek vermek gerekirse Device menüsü altında Settings'te Firmware and settings'e giriyorsunuz. Settings'e geliyorsunuz. One Touch Configuration Overrides. Burada sizin adınıza DPI servisleri full aktif şekilde bütün konfigürasyonu yap derseniz neler yapıyor? Size burada 50 adımı tek seferde bir anda yapabiliyor. Yani sizin bu 50 adımı tek tek her seferinde her kurulumda tek tek yapmanız gerekirken Sonic Wall sizin adınıza sadece bir butona basmakla bu işlemleri yapabiliyor. Neler yapıyor? İşte şifrelerinizi 90 gün içinde password politikanızı oluşturuyor. Değiştirmenizi sağlıyor. Geriye dönük 4 password kullanamıyorsunuz. Ondan sonra interfacelerinizde HTTP'leri kapatıyor. HTTPS'leri aktif hale getiriyor. Ve redirection'ları kapatıyor, ping'leri kapatıyor. Zonlarda Intrusion Prevention, Gateway Antivirus ve Anti-Spyware bunları aktif hale getiriyor. Access rule'larda keza deny yerine discard olarak tanımlıyor bütün access rule'ları. Neden böyle bir şey yapıyor? Saldırganlar DDoS hata yaptığında deny aktifse eğer saldırgan DDoS yaptığında Sonic Wall işte firewall sürekli geri dönüp cevap verir. Bu port kapalı, bu port kapalı, bu port kapalı şeklinde ya da bu port açık değil şeklinde cevap verir. Bu da Sonic Wall'un işlemcisine yük bindirir ve DDoS atağına maruz kalmış olursunuz. Ama discard derseniz hiçbir cevap vermez karşı tarafa. Karşı taraf portun açık ya da kapalı olduğunu bile algılamaz. Source IP limitleme yapar. Rakiplerde bu özellik neredeyse yok gibi. Bu ne işe yarıyor? Access rule'larda işte source ve destination'lara limit koyarak
içeriden ya da dışarıdan gelebilecek saldırıları engelliyorsunuz. Nedir mesela? Bir kullanıcıya zombi virüs bulaşıyor. Dışarıya 1 milyon connection açıyor. Siz burada limit koyarak 128 koydunuz mesela. 128'in üzerine çıkamıyor. Bu sayede firewall'un performansını da yükseltmiş oluyorsunuz. Kullanıcıdan gelebilecek iç network'ten ya da dış network'ten gelebilecek connection DDoS saldırılarını da engellemiş oluyorsunuz. Stealth mode SonicWall tarafında mevcut. Bu nedir? Bir saldırı yöntemi şudur. Karşı tarafın firewall'ını analiz edip versiyonunu öğrenmek, işte işletim sistemini öğrenmektir. Stealth mode bunu engelliyor. Bu sayede kullanıcı SonicWall olup olmadığını algılayamıyor. Yani Nmap'le siz bunu çözebiliyorsunuz. Nmap'le bir search yaptı, tarama yaptığınızda karşı taraf SonicWall mu, Fortinet mi, işte FreeBSD mi, Linux mu bunları algılayabiliyor. Ama bunu aktif hale getirdiğinizde ve şu özellikleri aktif hale getirdiğinizde Nmap tarzı uygulamalar bunu anlayamıyor. Gördüğünüz gibi sizin adınıza 50'ye 50'den fazla işlemi tek seferde yapıyor. Tek yapmanız gereken butona basmak. Bastığınız anda bütün konfigürasyon hazır şekilde. Sizin sadece port açıp port kapamanız ve NAT yapmanız yeterli olacaktır. Biz geri dönecek olursak network'te burada aslında şu da ortaya çıkıyor. Ondan da çok kısaca bahsedeyim. Throughput değerlerine baktığınız zaman, bunu sadece SonicWall üzerinde söylemiyorum, diğer markalarla da kıyasladığınızda veya diğer markaların data sheetlerini incelediğinizde hangi güvenlik servisleri açıldığında hangi throughput değerlerini sergiliyor, burayı kontrol etmek gerekiyor. Zaten bir Next Generation Firewall alıyorsanız da hemen hemen bütün güvenlik servislerinin çalışıyor olması gerekiyor. Tabii ki bu kuruluma göre değişebilir ama burada biz SonicWall olarak kendimize en çok güvendiğimiz nokta servisler açıkken ki sergilemiş olduğumuz performans değeri. Aynen. Güvenlik servisleri tarafında SonicWall'un güvenlik servislerini kapatmak çok kolay. Şöyle ki mesela zone tarafında güvenlik servislerini direkt o zona özel kapatabilirsiniz ya da globalde direkt kapatabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse DMZ zone'unuz var. İçeride sadece IPS işlemi yapılacak. İşte content filter yapılmayacak. Zone tarafında zone'lar tarafında direkt buradan kapatabilirsiniz. Buraya gelerek object'ten zone bölümüne gelerek burada servisleri direkt kapatarak bu zone altındaki kullanıcılara bu servisi kapatıyorsunuz. Bu da aslında performansı arttırıcı bir işlem. Zonlar üzerinde özel servisleri açarak işlemler yapabilirsiniz. Biz şimdi güvenlik servisini aktif hale getiriyoruz. Standartta şu 5 madde aktif halde geliyor. Bu outbound, yani dışarıdan içi, özür dilerim, dışarıdan içeriye girişlerde taramalar yapılıyor. Bunu da aktif hale getirirseniz içeride bir web serverınız ya da bir herhangi bir şeyiniz varsa HTTP trafiği geçtiği anda bunu da taramış oluyor. Biz genelde, ben şahsi olarak şu iki servisi de aktif hale getiriyorum. SonicWall'da bu servisi aktif hale getirdiğinizde dosya paylaşımı olan zonlar arasında trafik varsa bunları da tarıyor. Bunu aktif hale getirmezseniz iç network'te oluşabilecek bir virüs saldırısında, yani bir file server'ınıza virüs bulaştı, farklı bir zona geçmesini engelleyemezsiniz eğer bunu aktif hale getirmezseniz. TCP stream'de de bütün TCP paketlerini tarıyor. SonicWall'da antivirüs database'i çok geniş bir antivirüs database'i var. Şu anda gördüğünüz üzere 22.106 cihazın içinde mevcut. Ayrıyetten bir de SonicWall'un Cloud antivirüs database'i var. Cloud antivirüs database'i de Cloud tarafında serverlarda barındırılan database, dosyaların hash'ini alarak, yani dosyayı birebir direkt göndermiyor, dosyanın hash'ini alarak direkt dosyanın bir kodunu database server'a gönderiyor. Bu dosyada virüs var mı yok mu? Size bu şekilde geri dönüş sağlayarak o dosyada virüs varsa, daha önce tanımlanmışsa size uyarı veriyor ve engelliyor. Biz aktif hale getirelim.
Şu servisleri şimdilik kapatıyorum. Şu butona basmanız yeterli. Herhangi bir eskiden apply butonlarına basmak gerekebiliyordu. Şimdi öyle bir olayımız yok. Direkt o butona basmak yeterli. Tamam. Anti-spyware'de de keza yine aynı şekilde sadece servisi açmak. Ondan sonra zonlardan anti-spyware'i aktif hale getirmemiz isteniyor. Tamam, aktif zaten. QIP filter, ülkeler bazlı network'ünüze erişimi engelleyebiliyorsunuz. İsterseniz tüm connection'lara bir sınırlama koyabilirsiniz. İsterseniz de firewall access rule'unuzda tanımlı olan alandan direkt bir engelleme ve tanımlama yapabilirsiniz. QIP filter'da neler mevcut? Direkt ülkeler, ülke bazlı tanımlayabiliyorsunuz. İşte şu ülke benim sistemime bağlanmasın, bu ülke bağlanmasın. İşte Rusya, biz genelde Çin ve Rusya'yı eğer müşterilerimizin bu lokasyonlarla herhangi bir ticari işlemleri yoksa Çin yukarıdan ve direkt aratabiliriz mi istersen? Evet. Yani daha rahat olur. Burada genelde tabii şey dışarıdan içeriye olan bağlantılar tarafında kullanıyoruz GIP filtre. Yani içeriden dışarıya evet, çok değil de dışarıdan oluşabilecek saldırılara karşı. Yani içeride web server'ımız var. Web server'da işte bir özel datalarımız var. İşte post sistemimiz varsa genelde bunları ya da CRM uygulamalarımız varsa bu iki ülkeyi engelliyoruz. Özel olarak da engellemek istediğiniz IP'ler varsa onları da tanımlayabiliyorsunuz. Botnet, yine aynı şekilde botnet uygulamaları var. İşte Google'ın kendi botnetleri var, Yandex'in botnetleri var. Bunları engellemek istiyorsak bunları da aktif hale getiriyoruz. Application Control, uygulama tabanlı yönetim yapabiliyorsunuz SonicWall tarafında. Uygulama tabanından kasıp işte Zoom'un video konferansı yapılsın ama ses gönderilmesin ya da Skype'da video konferans yapılsın, dosya gönderemesin. Bu şekilde aplikasyonları kontrol etmek istiyorsanız bu servisi aktif hale getirmeniz lazım. Biz aktif hale getiriyoruz. Lokal CFS server, daha önce söylediğim gibi lokal bir database yükleyerek kendi müşteri lokasyonuna SonicWall'un cloud'dan data çekmesindense iç network'ten data çekmesi daha performanslı olacağından böyle bir işlem yapabilirsiniz. Lokal CFS server aktif hale getirerek içeride kurduğunuz sanal makinalara SonicWall'un lokal CFS database'ini tanımlayarak sorgulamaları daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. SonicWall CFS sorgulamalarında UDP protokolünü kullanıyor. Yani performans olarak çok çok daha iyi.
sanki bir DNS sorgusu gibi düşünün. Anlık olarak sorguları çekebiliyorsunuz. Evet. Şimdi Capture ATP burada bizden bir bilgi istiyor. Lisans menüsüne gidelim. Bakalım lisansımız var mı? Capture Trade Protection. Evet. Lisansımız var. Şey, yandan Enter Info kısmından aynen. Data Center'a girmek gerekiyor. Evet. SonicVol'un dünya çapında farklı lokasyonlarda data center'ları var. Capture Advanced Threat Protection şunu yapıyor. Gelen bir dosyayı ilk önce hash değerini SonicVol'a gönderiyor. Eğer bu dosya daha önce herhangi bir SonicVol cihazlarında işlem görmediyse hash değerini SonicVol'a gönderiyor ve SonicVol işte bu hash değerinde herhangi bir dosya tanımlanmadı, dosyayı bana gönder derse bu data center'a gönderiyor. Bu data center'da işte bizim tanımlayacağımız data center. Bize şu anda en yakın Frankfurt. Bu data center'a gönderiyor. Data center'da o dosya açılıyor. Herhangi bir ransomware tarzı işlem yapıyorsa size ekran görüntüsü, network'teki paket analizi, işte, dosyanın hangi DLL'lere eriştiği, hangi registry'ye eriştiği bunların hepsini tek tek gösteriyor. Ben de burada şöyle bir ek yapayım. Capture ATP tarafında da birden fazla üreticiyle entegre bir şekilde çalışan tek marka SonicVol. Üç farklı üreticiyle çalışıyor. Multi Engine diyoruz biz buna. Multi Engine Sandbox eklemiş diyoruz. Yani SonicVol'un sadece kendi sanal makineleri değil, iki farklı üreticiyle daha çalışıyoruz bu konuda, alanlarında lider olan. Ve eş zamanlı olarak bu üç farklı sanal makinede test edilip, işte davranış analizine bakılıp dosyalar anlık olarak download sırasında zararlı veya sağlam olduğuna karar veriliyor. Eğer zararlı bir hareket sezilirse download direkt yarıda bloklanıyor. Rakiplerde bazen bu şöyle olabiliyor. Önce download'u tamamlıyoruz, işte dosya iniyor, daha sonra gönderiyoruz cloud'a ve orada çalışıyor. Ama aslında orada dosya bir şekilde lokale erişmiş oluyor. Dolayısıyla burada indirme sırasında tarama yapabiliyor olmamız bizim çok evet. ciddi bir farklılığımız oluyor. Burada şimdi lisans 19 Mart'ta bitmiş. Bir dakika. Yok. Lisans 19 Mart. 22 aslında. Pardon. Bir dakika. Yani lisans senkronizasyonunu bir yapalım. Evet. Lisans senkronizasyonunu yapmamız gerekiyor. Şuradan senkronizasyon yaparak. Burayı geçelim. Bu henüz senkronize olmadı. Güvenlik servisleri aktif hale getirmek bu kadar basit. Tek yapmanız gereken butonları Enable Anti-Spyware tarzı butonlara yeşil yapmak. Exit demek. Bunun haricinde load balancing tarafından biraz bahsedeyim. Son 25 dakikamız Mithat. İstersen onu ikinci webinara bırakalım mı? Birkaç tane sorumuz var. Belki gelecek sorular da vardır. Ne dersin? Soru cevaba geçelim o zaman. Tamam olur. Ben istersen şöyle sorularda ilk Mustafa Bey'in, Mustafa Kalaycı'nın bir sorusu vardı. DHCP'de tanımladığımız pool içerisinde kalan bir IP'yi statik olarak nasıl ayırabiliriz? Bazı cihazlar üzerinde statik IP tanımlanmış olabiliyor veya pool içinden bir IP'yi bir cihaza tahsis etmek zorunda kalabiliyoruz. Özellikle rakip üründen geçişlerde bu durumla sık karşılaşılıyor. Burada ARP tablosuna hemen şuradan statik ARP girerek tanımlayabilirsiniz.
Burada katılımcılarımızdan soruları olan varsa bulabiliriz. Burada IP adresini yazarak. Hangi interface tanımlanacak? MAC adresini buraya tanımlayarak ARP tablosuna onu girmeniz gerekiyor. Ondan sonra o IP adresi DSCP tarafından başka bir IP'ye verilmeyecek. Çünkü ARP tablosunda statik olarak tanımlandığı için verilmeyecektir. Burada bu arada statik ARP'a geldiğimiz için bir araya detay sokacağım. Diyelim ki birden fazla one IP'niz var. Yani servis sağlayıcıdan bazen öyle müşterilerimiz oluyor ki adamın müşterinin 10 tane farklı IP segmenti var. Servis sağlayıcıdan almış. Burada statik ARP'a tanımlayarak publish entry dediğiniz anda artık bu IP dış dünyaya bildirilecek. Bu sayede bu IP üzerinde NAT yapabileceksiniz. Firewall NAT'ı yapmak istediğinizde eğer bunu yapmazsanız firewall ara ara problem çıkartacaktır. İşte NAT bazen çalışacak, bazen çalışmayacaktır. Access rule bazen çalışacak, bazen çalışmayacaktır. Bu nedenle statik ARP'ı IP adreslerinizi statik olarak burada ARP tablosuna eklemeniz gerekiyor ve publish etmeniz gerekiyor. Başka soru var mı? Ben bu arada soruları... Aslında ikinci soruyu da göstermiş oldum bir bakıma. Orayı tekrar açayım. MAC ID'ye bağlı olarak IP sabitlemesi yapmayı gösterebilir misiniz? İkinci soru. O DSCP'de. Tabii o ayrı. Şimdi biraz önceki arkadaş şeyi sordu. DSCP'de bu scope'un içinde bir IP statik olarak nasıl ayırabiliriz diye sormuştu. Statik olarak nasıl tanımlıyoruz? Burada add static diyoruz. Burada işte ismini yazıyoruz. Static IPC 192.168.168.180. İsterseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Geri kalanı otomatik dolduruyor. Şurada Interface Prepopulation Populate seçerseniz geri kalan bilgileri otomatik dolduruyor. Sadece MAC adresini girmeniz yeterli. Bundan sonra artık static IP olacaktır. DNS'ler yine aynı şekilde farklı bir DNS vermek isterseniz bu IP'ye özel farklı bir DNS tanımlaması yapabilirsiniz. Ya da call manager tanımlaması ya da DSCP'de farklı optionlar tanımlayabilirsiniz. Tarık Bey'in bir sorusu var. Gün içinde İnternet çok yavaşladı bildirimi aldığımızda SonicWall ana menüden hangi kullanıcının veya PC'nin yoğun çalıştığını göremiyoruz. Kim ne indiriyor veya anlık en yoğun kullanan cihaz hangisi? En çabuk nasıl öğrenebiliriz? Burada en çok connection açan kullanıcıyı buradan görebilirsiniz. Top user. Ek olarak benim önerim, benim de uyguladığım bir yöntem. Access rule'larda connection limit tanımlamak. Şimdi bazen öyle kullanıcılar oluyor ki ya ben de dahil bu kullanıcılarda bir browser'da 30 tab açıyorum. 20 tab açıyorum ya da 30 tab açıyorum. Bu da network'te yavaşlığa neden oluyor. Bunun arka planda çünkü açtığı uygulama, örnek veriyorum haber sitesi açıyor. Haber sitesi sadece işte hürriyet.com'a gitmiyor. Haber sitesinin içinde bulunan ek linkler var. İşte Facebook'un linkleri, Google'ın reklam linkleri, orası bu, çok farklı yerlere gittiği için işte bir connection açması gerekirken bir tab 30 connection açıyor. O yüzden burada access rule'larda biz limitleme tanımlamamız eğer zor olmayacaksa Tarık Bey'in cihazı TS600'müş. Eski arayüz üzerinden göstermek mümkün mü acaba? Evet. Rahat olabilir. Tabii bir dakika. Şimdi. Ben de bu sırada şeyi söyleyeyim. Tarık Bey, tabii ki bunu anlık olarak hani session bazlı SonicWall üzerinden belirli bir seviyede görebiliyoruz. Ama bizim bu tarafta Analytics dediğimiz bir raporlama ürünü var. Hani burada sizin kullanıcı bazlı günlük, haftalık hatta saatlik raporlar şeklinde
kimin ne yaptığını öğrenebileceğiniz ve belirli kendinize bildirimler tanımlayabileceğiniz, bu kullanıcılar işte şunları yaptığında bana mail gelsin ya da bana bildirim gelsin şeklinde bir yazılımımız bulunuyor. Analytics ile ilgili isterseniz görüşebiliriz sizinle. Tarık Bey bu arada bu arayüzü mü kullanıyor? Versiyon 6 arayüzü mü yoksa eski arayüzü mü kullanıyor? 6.5'tir. Yanlışım. Evet, arayüz olarak. Yok bir önceki herhalde. Tamam. Evet. Rule'a geliyoruz. Access rule. Hangi zondan hangi yani? İnternete gidiyoruz. Tamam. One. Nereden? LAN'dan One'a gidiyoruz. Bu arada SonicBall'un çok ileri seviye filtreleme yöntemleri var. Yeni arayüzde bu daha da gelişti. İleriki zamanda vakit kalırsa onları da göstereceğim. IPv4 kullanıyoruz biz. IPv6 kullanmıyoruz. LAN'dan One'a bir tanımlama var burada. Buraya geliyoruz. Burada Advanced menüsünde şu seçenekleri seçerek burada limit tanımlıyoruz. Bu artık bu access rule'u kullanan kullanıcılar maksimum 128 connection açacak. Kaynaktan hedefe giderken. Hedeften bize gelirken de 128 olarak kalacak. Bu ikisini aktif hale getirmeniz bir nebze olsun network'te trafiği yavaşlatan kullanıcılar kimse ya da çok fazla connection açan kullanıcılar varsa bunu durduracaktır. Ek olarak servislerde Enable Flow Reporting'i de aktif hale getirirseniz raporlama menüsünden daha detaylı bu access rule ile alakalı rapor elde edebilirsiniz. Başka soru var mıydı? Var. Murat Bey sormuş. Farklı marka cihazlar ile site-to-site IPsec VPN'lerde sorun oluyor mu? Ya da tavsiyeleriniz neler? Mithat zaten sayısız VPN yapmıştı bu konuyla ilgili. Evet. Farklı cihazlar. Şimdi VPN tarafında ben şöyle göstereyim. Eski arayüzü açıyorum. Rica ederiz Tarık Bey. Umarım açıklayıcı olmuştur. Tarık Bey'e yardımcı olabiliriz. Eğer bir sıkıntı varsa benimle de iltifata geçebilir. Hani birebir direkt yardımcı olabiliriz. VPN topolojisi birden fazla VPN'i SonicBall destekliyor. IPsec 2 ondan sonra Global VPN'den kasıt Client to Site VPN'imiz mevcut. Şimdi bizim genelde çok lokasyonlu ya da çok farklı firmalarla birlikte yapılan VPN'lerde yaşadığımız problem şu. IP çakışmaları oluyor. Site to Site VPN'de standart VPN'i kullanırsanız, şu şekilde bir VPN kullanırsanız, buradaki VPN'de amaç ne? Siz gateway'leri tanımlıyorsunuz, peşeyir key'leri tanımlıyorsunuz ve network'leri tanımlıyorsunuz. Bunu önceden tanımladığınız için faz 2'de bu otomatik olarak devreye giriyor. Şimdi biraz detaya gireceğim ama anlatabildiğim kadar. Faz 2'de devreye girdiği için VPN aktifken artık bunları değiştiremiyorsunuz. Ve IP çakışmalarında diyelim ki birinci VPN aktif, farklı bir müşteriyle farklı bir VPN yapacaksınız. Ama aynı IP orada da var. Nasıl olacak? Buna SonicBall izin vermeyecek. Farklı bir marka da olsa izin vermeyecek. Bu şekilde VPN yaparsanız. Bizim önerimiz mümkünse tünel interfeysi kullanmanız. Tünel interfeysi kullandığınız anda artık faz 2 devreden çıkıyor. Yani faz 2'de oluşacak network trafiği devreden çıkıyor. Network tanımlamaları devreden çıkıyor. Bu tünel aktif hale geldiği anda siz route tablosuna özel route'lar yazarak, priority belirterek IP çakışsa bile siz düzenleyebiliyorsunuz. Yani 10-10-10'lu IP müşteri de var, birinci müşteri de var, ikinci müşteri de var. Ama Mithat kullanıcısı birinci müşteriye gidecek. Ben route'da Mithat'ın PC'sine priority belirterek birinci müşteriye çok rahat bir şekilde VPN üzerinden gönderebiliyorum. Siz site-to-site VPN yaparsanız bunu yapamazsınız. Bir şekilde birinizin IP bilgilerini değiştirmesi lazım. Diğer soru şeydi, farklı markalarda problem oluyor mu?
Açıkça şunu söyleyeyim, ben bugüne kadar işte Checkpoint, Fortinet, CyberRome, Palo Sofos Alto, dolayısıyla. Meraki, efendim, Sofos zaten. Hani Sophos, Cyberon. bunların hepsiyle VPN yaptık. İçlerinde birçok orada karşı taraftaki IT yöneticilerinde de bizim Sonic Wall'lara yüzünü gösterdim. En kolayı Sonic Wall. Bunun nedeni şu, mesela Palo Alto'da şu işlemi nerede? Şunu. Şu işlemi tek tek ayrı menülere girerek, tek tek tanımlamalar yaparak ve bir saate yakın sürüyor bazı müşterilerimde. Ama biz tek bir arayüzden sadece IP'yi tanımla, preşekeri tanımla. Ondan sonra lokal network'ümüz zaten tanımlıysa onu belirtiyoruz. Yani VPN'de karşı taraf bizim hangi network'ümüze erişecek? Firewall subnet dersek bütün güvenilir network'lerimize bizim taraftaki network'lere erişebilir. Karşı tarafın IP bloğunu tanımlıyoruz. Burada da yine aynı şekilde main mod, agresif mod 2v2 modumuz var. Biz genelde main mod çünkü IP dış IP'lerimiz sabit bizim bilinen IP'ler. Bunu seçtiğimiz anda bu kadar. Tek başka bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Ama rakiplerde her seferinde her bir VPN oluşturduğunda şu tanımlamaları tek tek tanımlamak zorunda kalıyorlar. İşte opsiyonlu olarak değiştirmek zorunda kalıyorlar. Bir ek olarak şöyle bir şey belirtebilirim. Rakiplerde bazen büyük kurumlarda şöyle bir şey olabiliyor. Çift firewall kullanıyorlar, farklı marka. Örnek veriyorum. İşte ön tarafta Cisco Meraki var, arka tarafta Palo Alto var. Şimdi burada en çok yaşanan problem şu. Meraki ön tarafta olduğu için Meraki'nin de VPN servisi aktifse Preshared Key'i, Local 2 ID, özür dilerim. Şu Local 2 ID ve Peer 2 ID bizde boştur. Karşı taraf isterse tanımlıyoruz. Ama çift firewall olan lokasyonlarda genelde şu yanlış olarak gelir. Onun da nedeni birinci ön taraftaki cihazın, müşteri tarafındaki ön taraftaki cihazın iki ID'si IPv4, bakın WAN bacağının IP'si gelmesi lazım. Bize VPN yapacağımız cihazın IP'si gelmiyor. Ön taraftaki işte Cisco Meraki ise Cisco Meraki'nin IP'si geliyor. Bu da tünelin oturmamasına neden oluyor. Karşı tarafta tabii bilmediği için, genelde bunu analiz edemedikleri için, çok karmaşık bir yapıları olduğu için çözemiyorlar. Biz bunu çok rahat bir şekilde Sonic Wall'dan çözebiliyoruz. İsterseniz Peer 2 ID'yi siz değiştirip burada tanımlayabilirsiniz. İsterseniz karşı tarafa işte cihazın öndeki cihazın VPN servisini kapatın dersiniz. O kadar. Başka soru var mıydı? Ben VPN ile ilgili hani rakip markalarla alakalı da şöyle bir ek bilgi vermek istiyorum Murat Bey'e. Birçok proje yönetiyoruz bu şekilde. Özellikle küçük yapılarda olan ama çok fazla uç noktası olan kurumlar var, işletmeler var. Bu tarz yerlerde tabii ki takdir edersiniz ki hani aynı anda bütün cihazları değiştirmek söz konusu olamayabiliyor bazen. Özellikle merkez yapılarda. Ama biz çok rahat uç noktalara girip merkezle hani stabil bir şekilde konuşabiliyoruz. Ve işte logları merkez üzerinden almalarını sağlayabiliyoruz. Yönetim merkez üzerinden yapmalarını sağlıyoruz. Bu konuda ciddi referanslarımız var. Dilerseniz daha sonra hani detaylı olarak bu konularla ilgili size bilgi verebiliriz. Diğer soru şu, yine Murat Bey sormuştu hemen arkasında. 5651 loglama ile ilgili kısa bilgi verebilir misiniz? Nasıl log alınıyor, neler gerekiyor demiş. Ben işin şey tarafını söyleyeyim. Log yazılımı ile ilgili biz TZ serisi cihazlarımızda zaten ilk alımlarda alınan yıl süresi kadar log yazılımımızı hediye ediyoruz. Yerli bir İki yazılım. yıl kadar herhalde. İki Efendim yıl 2 yıl hediye mı? Özür, ediyoruz. pardon, Evet. 2 yıla kadar hediye ediyoruz. Bu distribütörümüzün geliştirmiş olduğu bir yazılım. Nasıl log alınıyor tarafını belki Mithat hani buradan gösterebilir. Log server üzerinden tanımlama yapıyoruz. Neler gerekiyor? Yasa gereği aslında şimdi tabii detaya girebiliriz isterseniz ama yasa gereği 5651 içerisinde talep edilen tüm loglar yasa gereği yine süre boyunca saklanıyor bu server içerisinde, yazılım içerisinde. İstersen sen log Tabii. tarafını belki gösterebilirsin. 5651'de bizim log yönetimimiz çok kolay. Eski cihazlarda
syslog menüsü altında direkt buraya IP'yi tanımlamanız yeterli. Mesela burada daha önce tanımlanmış test server. Yani çok detay buraları kurcalamanıza gerek yok. Standart logo gönderdiğiniz anda otomatikman log yazılımı Sonical logo olduğunu algılayıp işlemleri yapacaktır. Sonra tabii o yazılımın üzerinde de bir entegrasyon yapmanız gerekiyor. Yeni cihazda yazılım içinde şunu söyleyebilirim. Herhangi bir sanal veya fiziksel makine üzerine kurabiliyorsunuz. Zaten talep ettiği donanımsal özellikler de çok makul seviyelerde. Yeni cihazda da syslog server yine. Bu arada SonicWall ArcSight'ı direkt birebir destekler. ArcSight'a entegrasyon yapacağınız zaman büyük projelerde özellikle hiç uğraşmanıza gerek yok. Burada ArcSight'la direkt entegrasyonu yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde bir log yazılımı server'a log göndermek isterseniz IP'yi tanımlamanız adres objede yeterlidir. Buradan evet. Tanımlayabiliyorsunuz. Sorumuz daha var. Evet. Bitirmiş miydin? Pardon. Yok, bitirdim. Okey. Fiziksel olarak Serkan Bey sormuş. Fiziksel olarak kurduğumuz firewall cihazını sanal ortamda bir replikasyon çalışacak şekilde yapılandırabilir miyiz? Fiziksel cihazımızda çıkan bir arıza durumunda devreye almak ya da otomatik devreye girebilir mi? Ya da firewall cihazları arasında replikasyon sistemi mevcut mudur? Örneğin Hyper-V replikasyonlarındaki işlemler gibi. SonicWall'un VMware tarafında ya da Hyper-V sanallaştırma tarafında şöyle bir olayı var. SonicWall'un donanım ID'yi aldığı için farklı bir, yani mesela sanala kurduğunuz ikinci bir sanal oluşturacaksınız. SonicWall çalışmaz. İkincisi SonicWall çalışmaz. Çünkü kopyasını yaptığınız için donanım ID'si değişiyor. Orada SonicWall onu güvenlik mekanizmaları devreye girdiği için bir problem çıkartacak ve SonicWall'u çalıştırmayacaktır. Burada şöyle bir şey yapılabilir. Fizikselden sanala geçiş, yani cluster yapılamaz. Aynı cihazlar ve aynı seri, aynı işletim sistemi olmak zorunda cluster yapmak istiyorsanız. Alternatif şöyle bir şey yapabilirsiniz. İkinci bir sanal makine aldınız. Sadece sanal makineyi yüklediniz. Sadece şunu yapabilirsiniz. Konfigleri bir FTP server'a export edip sanal makineden da oraya import edebilirsiniz manuel olarak, ama otomatize edemezsiniz. Ancak bu şekilde olur. Hani maliyetten kaçmak istiyorsanız açıkçası bu kulaklıktan. Burada zaten hani şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Biz gerçekten yedekli çalışma konseptinde en avantajlı markalardan biriyiz. Şöyle ki hani bu fiziksel veya sanal olsun, SonicWall sadece ana cihazlara lisanslama bedeli talep eder. Yedek alınmış olan high availability cihazlarına herhangi bir lisanslama talep etmez. Bu da zaten yedekli yapılarda %50'nin üzerinde size bir fiyat avantajı sağlar. Dolayısıyla yedekli yapı düşünülürse otomatik olarak zaten aktif standby tarafında çalışan bir yapımız olduğu için yaklaşık bu donanım tarafındaki testlerde çok gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Çok test ettik sahada, çünkü hani 3 ping kaybı kadar olan bir sürede hemen yedek cihaz devreye giriyor ve işletme kesinlikle bir sorun yaşamıyor. Evet. Dolayısıyla hani tek lisans maliyetiyle biz bunu rahatlıkla çözebiliyoruz. Buradan şimdi Serkan Bey'in sorduğu sorunun şeyi, özeti şu: FTP tanımlaması yaparak SonicWall'un konfigürasyonunu bir yere upload edebilirsiniz. Bunu schedule yapabilirsiniz. Yani isterseniz günlük, isterseniz aylık bir sefer gitsin FTP'ye schedule yapsın, upload etsin konfigürasyonu. İsterseniz bizim tech support reportumuz vardır. Bunu da upload edebilirsiniz. Tech support report'ta cihazla alakalı bütün konfigürasyon detay, yani konfigürasyon değil ama konfigürasyonun okunabilir detayları iletiliyor. Burada bunu seçtiğiniz anda otomatikman gönderebiliyor. Ayrıyeten cloud backup özelliğimiz mevcut. Cloud backup'ta da sizin yerinize SonicWall cihazı SonicWall'un data center'ına backup'ı otomatik olarak atıyor. Mesela cloud backup yapmak istiyorum, schedule yapmak istiyorum,
İşte sürekli tekrarlasın. Ben pazar akşamları, işte pazar günü gece 2 ile 3 arası backup alsın. Bunu aktif hale getirdiğim anda artık cihazım benim her pazar akşam gece 2 ile 3 arası burada ya da tanımlayarak gece ile 3 arası tanımlama yaparak konfigürasyonumu ve imajımı, sadece konfigürasyonu değil, komple işletim sistemi imajını ve konfigürasyonunu upload ediyor data center'a. Bu da ayrı bir güzellik. SonicWall tarafında rakiplerimizde bildiğim kadarıyla bu özellik yok. Sizin hani bir kişisel hata yapmanız ya da cihazın arızalanması durumunda ya da geriye dönük bir backup ihtiyacınız oldu. O anda bir değişiklik yaptınız, unuttunuz backup almayı. Cloud'dan direkt download edebiliyorsunuz. Cloud'dan direkt buradan şimdi bunu aktif hale getirdiğimiz anda burada imajlar gözüküyor. Siz buradan boot dediğiniz anda data center'dan backup'ı çekip cihaza yüklüyor ve cihazı restart ederek o backup'tan işletim sistemi yani o SonicWall'u aktif hale getiriyor. Bunun haricinde başka soru var mıydı? Şöyle, zaten 4 dakikamız var. Son bir soru var. İstersen onu da cevaplayıp sonra toparlayalım. Tabii. Kritik sistem event log ya da alert mesajlarını mail olarak alabiliyor muyuz? Alabiliyorsunuz. Log settings'te şu alanı gördüğünüz gibi düzenleyerek mesela log level'ı ben debugging yaptım. Ben burada aktif hale getirdiğimde işte firewall ile alakalı bakın bunlar bana mail olarak gelecek. Tabii bu arada mail tanımlaması yapmanız lazım. Mail olarak gelecek. Debugging değil. Debugging seçerseniz çok fazla detay ve çok fazla log gelir. Warningleri seçebilirsiniz. Ben yine mail olarak gelmesini istiyorum bu alanların derseniz daha az seviyede gelir. Ya da template oluşturabilirsiniz. Yani lokasyon bazlı template yapabilirsiniz. Bir senaryo örnek vermek gerekirse müşteri tarafında şubesi var. Şubede herhangi bir server storage herhangi bir şey yok. Sadece VPN ile iç network'e erişiyorlar. Dış dünyaya dahi erişmiyorlar. Sadece siz buradan VPN logunu alabilirsiniz. Şuradan VPN logunu mail olarak alabilirsiniz. Çünkü müşteri zaten access rule'larda herhangi bir şekilde dış dünyaya erişmiyor. Yani kendi internetini kullanmıyor. Şirketin ana merkezin internetini kullandığı için biz sadece burada VPN hizmetini kullanıyorsak burada sadece VPN'i aktif hale getirerek, VPN e-mail'i göndermesini aktif hale getirerek tarafımıza log iletilmesini sağlayabiliriz. Başka var mıydı soru? Yok. Zaten süremizin de sonuna geldik. Ben şöyle bir burada senin görüntün gitmiş Mithat. Evet, bir dakika. uyardılar. Şöyle toparlayabiliriz belki. Hani bugünkü eğitimimiz sonuçta SonicWall'a giriş, aslında firewall tarafına giriş ve giriş yapılandırması üzerineydi. İkinci ve üçüncü webinarlarımızda daha teknik, daha detay konulara gireceğiz. Ama ben her neredeyse katılan herkes eğitimin sonuna kadar kaldı. Öncelikle bu 2 saatinizi bizim için ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Murat Bey. Dediğim gibi ikinci eğitim sonunda daha detaylı teknik konulara gireceğiz. Önümüzdeki hafta Salı günü tekrar görüşmek üzere. Bu Evet. süre zarfında tabii ki sorularınız olursa bana, Mithat'a, Edata'dan Koray Bey'e ne zaman isterseniz ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerimizi zaten sizinle paylaşacağız. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki eğitimde önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Mithat, senin söyleyeceğin bir şey varsa kapatabiliriz. Tabii, burada şunu belirtmek istiyorum. Katıldığınız için ilk önce çok teşekkür ediyorum. Ayrıyetten farklı ürün gruplarında bir eğitim isterseniz ya da lokasyon
Şu anda gerçi pandemi var. Pandemiden dolayı yapamıyoruz ama ileriki zamanlarda inşallah şu illetten kurtulursak lokasyon bazlı bir eğitim düzenleyebiliriz Erdin'in aracılığıyla. Tabii yani aslında gönül isterdik. Gerçi şöyle bir şey var. 35 kişi de biraz zor olacakmış. Aslında onu söyleyebilir. Hani keşke yerinde yapabilseydik diye hep ben düşünüyorum ama malum pandemi bu şekilde devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde şartlar nasıl el verirse o şekilde planlayacağız. Tabii ki bizim de önceliğimiz yerinde ve hani lokal bir eğitim planlamak. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 10'da tekrar görüşmek üzere. Tekrar teşekkür ederiz zaman ayırdığınız çok için. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi çalışmalar. Hoşça kalın.